Herkese merhaba. Bugünkü muadil serisi videoma hoş geldiniz. Bugün iki palet karşılaştıracağız. Biri Urban Decay'in Naked Cherry paleti, diğeri de Rimmel'in Magnifies Crimson Edition paleti. İkisini de yakından göstereceğim ama ilk olarak tabii ki fiyatlarından bahsedeyim. Şöyle ki, Rimmel paleti Watson sayfasında normalde 69.95'miş ama şu an indirimde 41.95'e alabilirsiniz. Urban Decay paleti de Sephora'nın Türkiye sayfasında 480 TL ve şu an indirimde değil. Yani bayağı bir pahalı palet. İkisini de yakından göstereyim. İlk olarak Rimmel'la başlayalım. Haliyle tabii ki Rimmel'ın ambalajı biraz daha ucuz gözüküyor. Şöyle de bir fırçası var. Yani bu fırçaları normalde kullanmıyorum ama video içerisinde kullanmayı deneyeceğim. Aslında gelir gelmez çöp atıyoruz biz onları. Aynen. Ya da tırnak oje içine. Tam atacaktım sonra dedim video için bir kalsın. Urban Decay'in paleti tabii ki ambalaj olarak yani bir zahmet 480 TL. Biraz daha iyi. Biraz daha iyi dediğim bayağı daha iyi. Aynası var. Aynası var. Rimmel'ın aynası yok tabii ki. Bunun da renklerini yakından göstereyim. Naked paletindeki fırça da şu şekilde. Bu fırçayı kullanıyorum zaten. Güzel bir fırça. Ama yani dediğim gibi 480 TL içinde yani bir zahmet böyle bir fırça koysunlar. Hemen de başlayalım bence. Tabii ki şimdi renkleri tam benzeyen farları kullanacağım. Çünkü bazı farların renkleri tutmuyor. Rimmel paletiyle başlayayım. Buradan... Burada renkler yazmıyor maalesef Rimmel'de. O yüzden böyle göstermek zorundayım. Şu rengi kullanacağım. Sağ tarafıma Rimmel paletini kullanacağım. Sol tarafa Urban Decay'i. Pigmentasyon iyi. Kimseninkini. Bu arada aslında Rimmel paletinden de bayağı bir performans bekliyorum. Çünkü Watson's ödülü kazanmış bir ürün veya aday gösterilmiş ürününe. O yüzden bence kötü olacağını hiç sanmıyorum. Şimdi palet tozutmuyor. Fallout yok. Pigmentasyon iyi. Farlar lekeli değil. Bir paletten aslında daha fazla bir şey beklemem. Ama bakalım tabii Urban Decay paleti yanında nasıl bir performans gösterecek. Urban Decay paletinde de Bing rengini kullanacağım. Şu renk. Aslında bu paleti de fazla kullanmadım. Bu arada Urban Decay'in yeni bir paleti çıkmış. Böyle morlu, mavili bir şeyler. Benlik değil. Hayret. Çok saçma bir palet. Renkler bayağı benziyor ama değil mi? Bence. Bayağı benziyor. Şimdi şunu söyleyebilirim ki Urban Decay paleti beni daha az uğraştırdı. Rimmel paletiyle bu tarafa 3 katman yani uyguladım. Bu pigmentasyonu alması için. Bu Urban Decay tarafına da sadece 2 kere uyguladım. Yani katman katman. Yani Urban Decay biraz daha pigmentli haliyle. Ama Urban Decay'de hafif bir tozutma yaşadım. Rimmel'da neredeyse hiç yaşamadım. Bu da bir ilk aslında. Normalde tüm paletlerim tozutuyor. Ama bence şu an Rimmel önde. Çünkü pek bir fark göremiyorum. Şu en sondaki rengi kullanacağım. Bu arada bu videodan sonra bir koleksiyon videosu daha çekeceğim. Orada da hikayelerin devamını artık duyarsınız. Şu an çünkü aklıma gelmiyor hikayeni. Bir şey anlatamam. Yani şöyle bir şey var. Sen, yani benim gözlemim öyle. Bir şeye odaklandığın zaman makyaj yaparken özellikle pek konuşmayı sevmiyorsun. Ve odaklanamıyorsun yapacağın işe. Orada da sırf konuştuğum için koleksiyon evet. Videosunda konsantre olduğum bir olay yoktu. Öyle işte aklıma geldi saçma sapan şeyler.
Naked'deki en son rengi alıyorum burada da yine. Kahverengi rengi. Privacy adı. Evet, tabii ki bu koyu renklerde pigmentasyon farkı biraz daha ortaya çıkıyor. Biz de havuz yok abi. Some fucker problems. Dedi ve 480 liralık. Bu arada arkadaşlar ben indirimden aldım paleti. Tabii ki 480 lira vermedim. Ama yine de pahalı bir palet. Yani... Gözüm kızardı. Galiba fark açtık. Şu üçüncü rengi kullanacağım. Rimmel paletinden. Bu da şu şekilde. Biliyorsunuz zaten arkadaşlar artık. 50 videodur farları nasıl uyguladığımı. Ve Urban Decay paletinden Fields rengini alıyorum. Yani aslında ben şu an şöyle baktığımda hiçbir fark göremiyorum. Hafif kahverengi tonda bir az pigmentasyon yaşadığım rimel tarafında. Katman katman uyguladıktan sonra ama o da Urban Decay'in tarafına benzedi. Yani böyle baktığım zaman, özellikle de şöyle uzaktan baktığım zaman hiçbir fark göremiyorum. İkisinde de lekelenme yok. İki palet de pigmentli. Tozutmuyorlar aşırı. Yani bence şu an Rimmel önde gidiyor. Rimmel'in içinden çıkan şu fırçayı deneyeceğim. Aslında bu fırçalar simli renkler için gerçekten fena değil. Çünkü süngerler tabii ki daha iyi kapıyor ürünleri. O yüzden onu alıyorum ve şu rengi kullanacağım. Bayağı iyi. Simleri çok iri değil. Biraz mat gibi duruyor şu an gözümde. Bang Bang rengini alıyorum. Bakalım bu biraz daha simli gibi duruyor. Yani bu da öyle şimdi. Termal su aldım. Fırçamı ıslattım. Tabii ki daha iyi. Bu renkler birbirine pek benzemiyor. Urban Decay tarafındaki daha gümüşümsü. Rimmel paletindeki daha pembemsi. Tabii ki hak geçmemesi için Rimmel'in süngerini de ıslatıyorum. Annemle geçen markette dolaşıyorduk. Bakın hikaye işte. Hikaye geldi aklıma. İşte markette dolaşıyorduk annemle. Alışveriş yapıyorduk. Sonra oyuncak reyonlarını gördüm. Orada da tesadüfen bir Barbie karavan arabası ucuzluktaydı. Yani indirime girmişti. 35 Euro'dan 25 Euro'ya mı düşmüştü? Öyle bir şeydi. Sonra anneme döndüm, dedim bizim zamanımızda, çünkü ben Barbie'yi çok seviyordum. Bizim zamanımızda bunlar ne kadardı? Yaklaşık en ucuzu 80 mark falandı. Yani Alman markı, o zamanlar Euro yoktu tabii. Şimdi aslında bedava çocuk oyuncakları. Çünkü artık her şey daha ucuz üretiliyor ve... Bir de bizim çocukluğumuzda o kadar çeşit de yoktu şimdi. Yani. Her şey var. Şu rengi kullanacağım. Altın sarısı olan. Bunu da yine ıslak süngerime alıyorum. Süngerin diğer tarafını aldım bu arada. Hep karıştırıyorum ya. Rimmel buton. Şimdi bizim zamanımızda böyle şeyler mesela alamazdık. Yani havuz gösteriyor bu arada arkadaşlar, plastik havuz. Ya bizim dönemimizde böyle plastik havuzlar çok lüks bir şeydi yani. Biz leğen tekne çocuğuyuz. Aynen. Bu arada arkadaşlar, bisiklet için de aslında aynı şey geçerli. Çünkü geçen biz bisiklet aldık ablamla. Şöyle ki benim çocukken bisikletim yoktu. Yani bir tane çok küçükken vardı, üç tekerlekli. Orada da kaç yaşında? 2-3 yaşında mı? Yani.
O da yeni alınmış bir şey değildi. Aynen, ablamın da. Yani ikinci çocuk olmanın tabii ki dezavantajı. Hiçbir şey yeni alınmıyor. hiç kendi bisikletim olmamıştı. Tabii kendim bisiklet alınca bu sefer mutlu oldum. Yani bir de kendim aldım, kendi kazandığım paradan. Haliyle çok mutlu oldum yani, çocuk gibi sevindim çünkü hiç bisikletim olmadı. Ama şimdi yani her çocuğun var. Ya bisiklet mesela eskiden bir karne hediyesiydi veya bir doğum günü hediyesiydi. Evet. Şimdiki çocuklar bisiklet karne hediyesi mi olur ya? VR gözlük istiyorum. Arkadaşlar kendim alıyorum makyaj eşyalarımı, yanlış anlaşılmasın. Çünkü çalışıyorum. Böyle bir şeyi ailemden almak saçma olur. Zaten alsam da, istesem de annem bana der, ha çok beklersin, 480 TL veririm. Turn on rengini alıyorum. Hadi turn on. Bu arada hayatımda hiç beyaz atlet giymiyorum. Yani şey, tabii beyaz bluz giyiyorsam onun altına giyeyim de, hiç sevmem beyaz atlet. Yani arkadaşlar daha da fazla bir şey yapmayacağım. Aslında makyajımız bitmiş halde. Tabii ki eyeliner çekip rimel süreceğim. Bir kirpik yapıştıracağım. Ama şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mat renklerde hiçbir fark göremedim. Kalite olarak bence ikisi de birbirine çok benziyor. O yüzden rimel paleti kesinlikle favorim oldu. Sinir renklerde ama şunu söyleyeyim. İki paleti de beğenmedim. Urban Kid Decay'i de beğenmedim, Rimmel'i de beğenmedim. Ama sorarsanız hangisini kullanırdın, o zaman kesinlikle Urban Decay'i seçerdim. Çünkü beni daha az uğraştırdı. Bu arada şu iç bölgeme kullandığım renkler birbirine hiç benzemiyor. Urban Decay daha gümüş, Rimmel daha gold, altın sarısı kaldı. Ama dediğim gibi bence kazananımız kesinlikle Rimmel paleti oldu. Ben bence bir eyeliner'ımı çekeyim, rimel süreyim, kirpik yapıştırayım, sonra yine sizler. Early the next month. Kirpiklerle şu an savaş içindeyim ama daha fazla uğraşmayacağım. Sonuç bu arkadaşlar. Bence arkadaşlar rimel paleti hem fiyat açısından hem de performans açısından kesinlikle bu savaşı kazandı diyebilirim. Yani illa bir naked paleti istiyorsanız alabilirsiniz. Yani olabilir. Yani kalitesi kötü değil. Ama bence Rimmel'le kıyaslarsak pek de bir farkı yok. O yüzden bence Rimmel'i tavsiye ederim sizlere arkadaşlar. Yani bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşçakalın.